geceleri uyuyamıyorum. Hı. Sabahtan çıkarıyorum. Yok, kendiniz tanıyorlar. Yaşıyor musunuz? Evet hocam. Buyurun. Tamam. İnşallah çalışıyor. Kayıt. Klinik hemen COVID-19'un ilk yılı tamamlanır tamamlanmaz. Zaten o zaman da fark edilmişti, uzun bulgular oldu. Bu hastaların özellikle akciğer, kalp ve nörolojik bulgular açısından mutlaka değerlendirilmesi önerilmişti. Biz tabii ki her hastayı burada izlem polikliniğine almıyoruz. Özellikle hastaneye yatış gerektiren, hastaneye yatmış yoğun bakım yatış gerektiren, yoğun bakıma yatmış uzun süreli mekanik ventilasyon tedavisi almış hastalar, taburcu olurken evine oksijen tedavisi verilmiş hastalar, tedavi sırasında yüksek akımlı oksijen tedavi alan hastalar, bu grupları biz değerlendiriyoruz ve taburcu olduktan sonra bir ay sonra bir akciğer grafisi ve muayeneleri yapılıyor hastaların. Daha sonra da mevcut bulgularına göre aralıklı olarak burada testleri ve takipleri yapılıyor. Şu an elimizde birikmiş bir vaka serimiz var. Bunlarla ilgili de hem yayınlarını yapacağız hem bulgularını yakında sunmaya çalışacağız. Uzun COVID dediğimizde şunu anlamaya çalışıyoruz. Hastaların bulguları, şikayetleri, semptomları en az COVID geçirdikten sonra 3 ay devam etmiş olacak. Ve bu 3 ayın da genellikle 2 ay yoğunlaşmış olacak. COVID geçirdikten sonra bulgular devam edebilir, alevlenme şeklinde ortaya çıkabilir. Ve çok da iyi biliyoruz ki COVID sadece akciğerleri değil, akciğer dışında kalp, böbrek, kalp kas iskelet sistemi, nörolojik bulgular, pıhtılaşma bozuklukları, akciğer embolileriyle seyredebilen bir hastalıktı. Bu tuttuğu organla ilgili de uzun süreli hastaların semptomları, şikayetleri olduğu anlaşıldı. Özellikle COVID geçirdikten sonra en sık karşılaştığımız bulgu halsizlik, yorgunluk. Hakikaten çok açıklanamadı ama en çok bulgulardan birisi. Onun dışında da özellikle akciğerler, kalp ve nörolojik bulguların öne çıktığını görüyoruz. Akciğerler açısından da nefes darlığı, özellikle egzersiz kapasitesinde azalma, yoğun bakıma yatmış, oksijen ihtiyacı olmuş, solunum cihazına bağlanmış hastalarda ki akciğer tutulumları onların oldukça fazlaydı. Taburcu olduklardan sonra devam eden nefes darlıklarını gördük ve akciğerlerinde bunların hala hastalıktan kalma izlerinin olduğunu gördük. COVID-19'dan sonra nefes darlığının çok daha uzun süre devam ettiğini gördük ve hastalar ilk önce aslında bu şikayetle bize başvurdular. Halsizlik, yorgunluk çok fazla şikayetleri arasındaydı ve uzun süre devam ediyordu. Öksürük şikayeti özellikle çok sıklıkla karşımıza çıktı. Ama şunu söyleyebilirim, en sık gördüğümüz tüm dünyada da olduğu gibi bizde de nefes darlığı şikayetinin uzun süre devam etmesiydi ve efor kapasitelerini kısıtlamasıydı. Biz çalışmalar anlamında baktığımızda sıklıkla çalışmalara dahil ettiğimiz hasta gruplarımız şikayetleri uzun süre devam eden akciğer tomografi ya da grafileri problemleri devam eden, fibrozisi devam eden hasta gruplarını takip ediyoruz poliklinikte. Yaklaşık 200'e yakın, 250'ye yakın hastayı hala aktif takip etmekteyiz. 3 ay sonra hala devam eden şikayeti olan hastalar var. 6 aydan sonra şikayetleri giderek azalan takipten çıkarttığımız hasta grupları da var ama 1,5 yıldır hala devam eden, takipte kalan hastalarımız da var. Nefes darlığı azalarak da olsa devam ettiğini belirten hastalarımız var. Yaşam kalitelerini çok etkilemese de COVID'den önceki döneme göre aslında şikayetlerinin biraz daha devam ettiğini ifade ediyorlar.